Sayın seyirciler, İstanbul'dan bir canlı yayın noktamız var şimdi. Gazi Osman Paşa Belediyesi her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunuyor. Muhabir arkadaşımız Gökhan Kurt o yemeklerin hazırlandığı noktada bizi bekliyor. Gökhan, iyi sabahlar, neler aktaracaksın? Evet, günaydın. Sizin de dediğiniz gibi Gazi Osman Paşa Belediyesi her gün ihtiyaç sahibi olan yüzlerce kişiye, yüzlerce aileye gıda yardımında bulunuyor, yemekler hazırlıyor. İşte o yemeklerin hazırlandığı aş evinden bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar başlamış durumda. Yayın konuğumuz da Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Yıldız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın öncelikle. Teşekkür ederim, günaydın. Hummalı bir çalışma var şu an aş evinin mutfağındayız. Peki kaç kişiye bugün yemek dağıtılacak? Öncelikle hoş geldiniz. Bu güzel ve hayırlı hizmetin kamuoyuyla paylaşılması noktasında bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi burası aşevimiz. Günde 1000 aileye aşevi yemek dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimizle beraber bu sayı 1150'leri buluyor. Yani bir aileyi 4 kişi kabul edersek yaklaşık günde 5000 ailemize, yani fakir, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, şehit yakınları gibi kriterleri olan ailelerimize her gün bu aşevi hizmetini veriyoruz. Bu aileler nasıl belirleniyor? Bu ailelerimizi kaymakamlık vasıtasıyla, kaymakamlıklarımızın birimleri vasıtasıyla, muhtarlarımız vasıtasıyla ve gene bizim arazi ekiplerimiz vasıtasıyla belirliyoruz. Bunların kriterlerini koyduktan sonra da ihtiyaç sahibi olduklarını belirliyoruz ve her gün bu yemek hizmetlerini evlerine mümkün mertebede kimse görmeyecek şekilde yapmaya çalışıyoruz onların rencide olmaması için. Günde iki öğün yemeği sanırım dağıtıyorsunuz ve evlerine gidiyor değil mi yemekler? Tabii, günde iki öğün yemek dağıtıyoruz ve bu yemeğimiz 3 çeşit ekmeklerini de veriyoruz ve bu ekmekle beraber de 4 çeşit sıcak yemeğimizi her gün yılın 365 günü hiçbir günü istisna tutmadan dağıtıyoruz, bu hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda sadece yemek yardımında bulunulmuyor, başka erzak yardımında, farklı yardımlarda da bulunuyorsunuz sanırım. Tabii bunun dışında gene bu ailelerimize ve özellikle son zamanlarda malum Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimize olmak üzere yılda ortalama 10 bin ne yakında erzak dağıtıyoruz. Erzağın dışında diğer sosyal yardımlarımız da devam ediyor. Mesela sizin için belki çok kullanışlı olmayan ikinci el eşyalarınızı alıyoruz. Onları bir bakımdan geçiriyoruz. Kullanışlı hale getiriyoruz ve bu ihtiyaç sahiplerine bu eşyalarımızı da ulaştırıyoruz. Sayın Ömer Faruk Yıldız, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yayınımızı sonlandırmadan önce bugünün menüsünde nelerin olduğunu da söyleyeyim. Az önce kameraman arkadaşım İskender Demirel gösterdi ama bir de ustamıza mikrofonu uzatalım. Efendim, kolay gelsin. Ne var bugünün menüsünde? Bugünün menüsünde kaşarlı domates çorbamız var. Kıymalı bezelyemiz var. Cevizli eriştemiz var. Hijyenik bir ortamda yemek yapmaya çalışıyoruz. Biz de size şimdiden kolay gelsin diyelim. Evet, Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından hizmete alınan aş evindeydik. Burada her gün yüzlerce aileye, ihtiyaç sahibine yemekler hazırlanıyor ki o yemeklerin hazırlanması için de erken saatlerde bu aş evinin mutfağında çalışmalar yapılıyor. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatalım ve sözü yeniden merkeze bırakalım.